kuvvetli var. Ölüm döşeğindeki yaşlı bir çiftçi bu dünyadan ayrılmadan önce oğullarına hayat ile ilgili bir ders vermek istemiş. Bu dünyadan ayrılmak demek ne demek? Yani bizi ölmeden önce başka bir yerde yaşamış. Yani ölmeden önce demek. Başka bir yerde yaşamıyor, zaten bu dünyada yaşıyor. Beşini birden yanına çağırmış. Hepsi geldiğinde yaşlı çiftçinin hizmetçilerinden biri odaya ince ince kesilmiş dal parçaları getirmiş. Yaşlı çiftçi oğullarına hepiniz birer tane alın demiş. Kalanları da elinde birleştirip bilip yardımıyla sıkıca bağlamış. Elinizdeki dalları kırmayı deneyin demiş. Sence kırmışlar mı? Evet, hepsini kırmışlar. Süper şey. Büyük oğlu kıramaz. Büyük oğluna daha gelmedi sana. Ve bütün çocuklar tek hamlede ellerindeki olan dal parçalarını kırmayı başarmışlar. Ardından elinde duran sıkı bağı en büyük oğluna verip kır bakalım demiş. Mesela Davud'a biz versek, Davud sen kırabilir misin? Kırarım. Davud'u gösterebilirsin kızım. Sen kırabilir misin? Kırarım. Zannetmiyorum. Şimdi ne olmuş kızım, sence kırmış mı büyük oğlan? Hayır, kıramamış. Çünkü... Ama herkes kırmış ama kıramamış. Büyük oğlu ne kadar uğraşırsa uğraşsın elindeki bağı kıramamış. Diğer çocuklar da denemişler ama aralarında başarabilen olmamış. Yaşlı çiftçi amacına ulaştığı için gülümsüyormuş. Görüyorsunuz ya, dallar birlikte olduğunda hiçbiriniz o bağı kıramadınız. Eğer siz de böyle bir arada kalır, her şeye karşı beraberce savaşırsanız hiçbir güç sizi yenemez. Ama en başta kırdığınız birer parça dal gibi ayrı ayrı olursanız başınıza her şey gelebilir. Bu yüzden benim sizden son istediğim, hayata karşı her zaman birlikte durup birbirinize destek olmanızdır demiş. Şimdi Davut sen söyler misin? Bu masaldan evet. Ne anladık? Bu masaldan anladım. Ben şimdi beraber olursak bizi kıramazlar. Ama hepimiz ayrı olursak bizi parçalarlar. Yani kıramazlar lafı yerine yenemezler desek daha doğru olur değil mi? Yani. Sen ne anladın kızım? Oğlum gerisi kalacağım çünkü. Ben şu an anladığımı söylemem ama daha bunu uyduruyor. Değil mi? Sen anladın şimdi söyle bakayım. Tamam. Herkesi bir hatana vermişler ama onu herkes kırmış ama en büyük oğlu kıramamış. Vay gerizekalı. Bu masalları ne anladın? Bu masaldan bu anladım. Ama abinin yaptığı gibi böyle konuşmak hiç yakışmıyor değil mi? Şimdi ben söyleyeyim bir de bu masaldan ne anladım. Ha. Bir işi tek başımıza yapmaktansa arkadaşlarımızla birlikte yaparsak daha başarılı oluruz. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözü buna benzer değil mi? Bir elin sesi var, iki elin sesi var. Bir elin de sesi var, iki elin de sesi var değil mi kızım? Evet, kızıma göre öyle. Evet, bizi dinleyip seyrettiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Bundan sonra ara sıra çocuklarla birlikte eğer siz beğenirseniz bu tip çekimler yapmaya devam edeceğiz. Umuyorum beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Gel babacığım hep birlikte Allah'a ısmarladık diyelim. Gel. Hep bir söyleyeceğim var. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Allah'a emanet olun.